Muhsin, ihsanı olan, veren. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, şüphesiz lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah rahmeti geniş olandır, bilendir. O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Âl-i İmran Suresi 73-74 Hem bir mükafat ve şevk kaynağı, hem de karşılıksız bir lütuf ve ihsanın göstergesi olarak salih kullarına dünyada nimet ve güzellik vermesi Allah'ın değişmez bir kanunudur. Zenginlik, ihtişam ve güzellik cennetin en temel özelliklerinden olduğu için Allah sevdiği kullarına cenneti hatırlatacak, onların cennete kavuşma arzu ve heyecanlarını artıracak nimetlerin ve ortamların benzerlerini bu dünyada da yaratır. Bu yüzden nasıl inkarcıların ebedi azapları daha bu dünyada başlıyorsa, salih müminler için vaat edilen ebedi güzellikler de kendilerine dünyadaki hayatlarında gösterilmeye başlanır. Allah kendisinden bağışlanma dileyen, tevbe eden salih müminleri cennetin yanı sıra dünyada da güzel bir surette faydalandıracağını ve onlara ihsanda bulunacağını ayetlerinde bildirmiştir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tevbe edin. O da sizi adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta ile metalandırsın ve her ihsan sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Hud Suresi 3 Mümin, kendisini yaratan Allah'ın büyüklüğünün bilincinde olmasından, onun emir ve yasaklarına uymasından, onun insanlar için seçip beğendiği din ahlakını yaşamasından ve en önemlisi ölümünden sonrası için çok büyük umut ve beklentiler taşımasından dolayı daima Allah'ın yardımı ve ihsanıyla karşılık görür. Allah tüm yaptıklarına en güzeliyle karşılık verir. Çünkü Allah kendisi için yapılan hiçbir ihsanı karşılıksız bırakmaz. Ayette şöyle buyrulur kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır? Rahman suresi 60. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Yunus suresi 60 küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve Allah yolunda açtıkları her vadi mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için onlar adına yazılmıştır. Tevbe Suresi 121 Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Bakara Suresi 261 Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat ediyor. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Bakara suresi 268. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Yunus suresi 60.